Köstebek Akademisi'nden herkese merhaba. Online derslerimizin beşincisiyle karşınızdayız. Öncelikle herkese sağlıklı günler dileyerek başlayalım. Bugün infaz yasasındaki değişiklikleri, kadınlara etkisini ve gündemdeki çocuk istismarı aslında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden hocamız Eylem Ümit Atılgan ile konuşacağız. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Merhaba, hoş geldin. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Şimdi geçtiğimiz günlerde meclisten geçen infaz yasası değişikliğini konuşacağız dedik. Af yasasının kadınları nasıl etkilediğine, nasıl etkileyeceğine değineceğiz. Ve biliyoruz ki kadına yönelik şiddet failleri, cinsel istismar ve tecavüz failleri getirilen bu değişiklikle serbest bırakılacak. Bu infaz yasasının neleri kapsadığını, özellikle kadınları ilgilendiren taraflarını sorarak başlamak istiyorum. Sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bu konu uzun süre gündemimizi meşgul edeceği benziyor. Tabii bir süredir aslında bu hazırlık vardı. İnfaz kanunu üzerine bu çalışma vardı. Bunu biliyorduk. Ve bununla ilgili eleştirilerimiz vardı. Ve öyle bir şekilde karşımıza çıktı ki aslında hem bir taraftan içinde kadına karşı şiddet suçları kapsam dışı bırakıldı diye bir iddiayla çıktı. Hem de bir torba kanunla çıktı. Torba kanunun içinde çıkması şu son yaşadığımız dönemde artık aşina olduğumuz bir durum. Ama her şeye rağmen de alışmadık buna. Çünkü hukuk tekniği açısından torba kanunlar uygun değil. Yani birçok konuda düzenleme yapan bu torba uygulaması, kanun torbasının içine doldurması yasa koyucunun uygun değil ve birçok olumsuz sonucu var. Konuşurken o olumsuz sonuçlara tek tek değineceğiz. Bu ama genel olarak şunu söylemem gerekiyor. Yasa yapım tekniğinde bu torba uygulaması en başta ilkelerin harcanması riskini doğuruyor. Eşitlik gibi, ceza hukukunun ilkeleri gibi, hukukun genel ilkeleri gibi ya da işte hukukun koruduğu değerler gibi bu vazgeçilmez olanları harcıyor birçok torba kanunun içine konmuş uygulama. En başta bunu söylemek gerekiyor. Torba kanununa bu tür değişikliklerin yapılmasını biz hukukçular doğru bulmuyoruz. İkincisi şöyle bir ayrım yapmamız gerek. Bu düzenleme kalıcı ve geçici iki uygulama içeriyor. İki alan içeriyor daha doğrusu. Geçici olan kısmından başlayalım eleştirmeye. Bir kere geçici olan kısım pandemi koşullarıyla ortaya çıktı diyorlar. Doğrudur. Ona yönelik olduğu anlaşılıyor okunduğunda da zaten yasadan. Pandemi koşullarında cezaevlerinin şu son yıllarda daha da olumsuzlaşan koşulları nedeniyle bu koşullarda ortaya çıkacak salgın riski nedeniyle alınan bir tedbir. Evet, bunu yapmalıydı zaten yasa koyucu. Bu bizim ceza kanunumuzda da var. Salgın dönemlerinde cezaevleri sorumluluğu daha da artıyor iktidarın, devletin. Devlet oradakileri de korumak zorunda. Bununla ilgili mutlaka bir tedbir alınmalıydı. Evet, bu geçici olan kısımla ilgili ama şu girişten başlamamız gerekiyor. Cezaevleri çok kötü durumda, bunu biliyoruz. Tıklım tıkış yaşanıyor. Koşullar son derece kötü. Haklar ihlal ediliyor. Temel haklara uygun bir cezaevine sahip değiliz şu anda. Bunun üzerine pandemi koşulları da eklenince infaz kanununda hem kalıcı hem de geçici çözümler yapmak için biraz iki ayak papuca girdi. Orayı biliyoruz. Ama şu gözden kaçırılmaması gereken bir durumdu. Pandemi ev içi şiddeti artırdı. Tüm dünyada böyle. Yani pandemi ve ev içi şiddet ilişkisini görmezden gelerek cezaevindeki
o sorumluluğunu yerine getirmemeli devlet. Ne oldu? Fransa'da %30 ev içi şiddetin pandemi sırasında arttığını bizzat devlet başkanı söyledi. İspanya'da maskeye o eczaneler kod üzerinden ev içi şiddete müdahale etmek için bir ağ geliştirdiler. Ve biz bunu sadece bugün bilmiyoruz. Biz bunu çok önceden beri biliyoruz. Birleşmiş Milletler dahi evin kadına yönelik şiddette en tehlikeli yer sıralamasında ilk sırada olduğunu söyledi. Bu dünün bilgisi değil, bu bugünün bilgisi değil. Kadına şiddet için ev en tehlikeli yerlerin başında geliyor. Biz ev içinde şiddet uğruyoruz. Bu fiziksel şiddet oluyor, psikolojik şiddet oluyor, ekonomik şiddet oluyor, cinsel şiddet oluyor. Ve faillerin çok büyük bir kısmı da aynı evi paylaştığımız kişiler oluyor. Bu nedenle ev zaten büyük bir riskli, büyük bir şiddet riski taşıyan yerde, pandemide evde kal derken iktidarların kadına şiddetle, ev içi şiddetle, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele eden iktidarların en önce bunu düşünmesi gerekiyordu. Bırakın cezaevleriyle ilgili bir düzenleme yaparken bunu gözden kaçırmayı, evde kal derken ki sorumluluk da bunu içeriyordu. Biz bu sayıları Fransa'dan verdim, Birleşmiş Milletler'den verdim ama bizim mesela şu son geçen hafta yapılan bir araştırma vardı. Bu araştırmada araştırmayı Sosyopolitik Saha Araştırması Merkezi yaptı. 3-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdi ve raporunu açıkladı. Covid-19 kadının etkilenimiyle kadın ve çocuğa yönelik şiddeti ilişkin Türkiye araştırma raporu. Bu raporun sonuçlarına baktığımızda inanılmaz bir artış var. Ve insanlar 183'e ulaşamıyor. İnsanlar polisten yardım alamıyor. Bu bir tarama ve bu verilerle konuşuyoruz. Ve biz bizzat bunu bize başvuran, yardım isteyen kadınlardan, öğrencilerden, işte sivil toplum kuruluşlarına başvuran kadınlardan, gönüllü olarak çalıştığımız, ağlarda bulunduğumuz, bu ağlar içerisinde bize ulaşan vakalardan biliyoruz. Şiddet çok arttı, ev içi şiddet arttı ve kadınlar 183'e ulaşamıyorlar. Ben kendim aradım 183'ü. Böyle bir vakaya yardım etmek için, bana ulaşan bir kadına destek olabilmek için ben de ulaşamadım. Avukat arkadaşlarım da ulaşamadılar. Avukatlar yeni bir araştırma yayınlayacaklar yakınlarda. İstanbul'da çocuğa atanan avukat sayısı %20 arttı. Yani bir günde vakanın ne kadar arttığını göreceğiz hepimiz bu günlerde, bu raporlar açıklandıkça. Gerçekten bu bize çok uzak bir konu değil. Pandemi ev içi şiddeti artışında çok önemli bir etken. Çünkü evdeyiz. Aslında korona değil sebebi. Eve kapandık ve ev bizim için zaten tehlikeli bir yerdi. Bununla da ilgili tedbirler alınmadığı zaman, kamu politikaları, acil eylem planları hazırlanmadığı zaman, kamu spotları olmadığı zaman, bu biraz önce referans verdiğim araştırmada soruyorlar. İşte bu süreç zarfında şu şiddete maruz kaldınız mı, şu şiddete maruz kaldınız mı? Oranlar korkunç çıkıyor, insanlar evet diyor, kaldım diyor. Peki nereye başvurulacağını biliyor musunuz? Hayır, kimse bilmiyor. Kamu spotları dönmüyor. Arayabileceğimiz numaralar cevap vermiyor. Polis şu an salgın var, ne yapayım diyor. Kapıya geliyor, tutanak tutturuyor, gidiyor. Ve bu o kadar çok tekrar tekrar bize bildiriliyor ki bu durum, bu sonuç. Bir değil, iki değil. Türkiye'nin her yerinden böyle bildirimler alıyoruz. Bunun üzerine Hakimler Savcılar Genel Kurulu COVID-19 kapsamında ilave tedbirler başlığında yeni bir düzenleme yaptı ve 10. maddede şunu söyledi. 6.284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının, yükümlülerinin koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dedi. Bu hakimlere şunu demek,
6284'e askıya al. Koruma kararı verirken kadını ve çocuğu değil, faili, şiddet failini düşün demek. Mağduru korumayın, faile odaklanmak demek. Cinsiyet temelli şiddette taraf tutmak demek bu. Yani bu hakimlere giden 10. maddeden sonra bir hakim koruma kararı, eve yaklaşma mı uzaklaşma kararını nasıl verecek? Bunu sormak lazım kurula. Kurulun bu tercihi failden yana kullanmasının sonuçları çok ağır. 10 günde 10 kadın öldürüldü. Sürekli şiddet haberleri geliyor. Daha bu cezaevi konusuna girmeden söyleyeceklerim. Yani infaz kanunu ve infaz kanununda yapılan şu geçici izin kısmına girmeden söyleyeceklerim. Daha salıverilmeden, yani şiddet failleri salıverilmeden. Şu anki durum dışarıdakilerle bile başımız dertteyken ve dışarıda olan, hali hazırda devam eden şiddet evlere kapandığımız için artmışken, devletin bu konuda daha fazla destek vermesi gerekirken yok. Şimdi şeye geçelim. İnfaz kanunu ne getirdi ve infaz kanununun sonuçları ne olacak, onu konuşalım. Bir kere infaz kanunu hazırlanırken kadın hareketinin karşı çıkması ve protestoları sonucunda, oluşturduğu kamuoyu sonucunda bize şu söylendi. Endişeye mahal yok, kadına şiddet suçları kapsam dışına alındı dendi. Bakıyorsunuz bu gerçeği yansıtamaz, yansıtması mümkün değil. Kanuna baktığınızda da zaten bunu görüyorsunuz ama en başta söylenmesi gerekeni söyleyeyim. Bir kere ceza kanununda kadına şiddet suçları diye bir ayrı kategori yok. Yok. Yani kadına şiddet suçları hariç deme şansı yok. Türkan Sancar'ın adını anmak istiyorum. Ben ondan ceza hukuku dersini aldım. Onun öğrencisi olmakla her zaman gurur duyarım. İnfaz kanununda böyle düzenlemeler yapmak, suç saymak eşitlik ilkesini bir kere ortadan kaldırır. İnfaz herkes içindir. Hı hı. Yani şartlı tahliyenin koşullarını değiştiriyorsanız bu tüm suçlar için geçerli olmak durumundadır. Suç sayacaksanız ama, yani A suçu, B suçu, C suçu diye sayacaksanız bunun adı af olur. Yani istisnai düzenlemeler yapacaksanız bunu ancak ve ancak af kanunuyla yapmanız gerekir. Oysa bu kanun ne yapıyor? En başta şöyle ikili bir rejim ortaya koyuyor. Bu ikili rejime bakalım. İstisna suçlar sayıyor. İstisna suçların arasında devletin sırlarına karşı suçlar, suç işlemek için örgüt kurmak ve örgütlü suçlar. Yani burada bir rejim kuruyor. İkili rejim kuruyor. Yasa koyucu. Bir siyasi suçlar var, bir de diğer suçlar var. Ve bu suçları neye göre ayırdığını bilemiyoruz. Yani bir ağırlıkla ilgili bir terazi tartmış değil. Yani suçun ceza, şöyle bir ayrım yapsaydı, suçun cezası bilmem neden bilmem neye kadar olanlar hariç deseydi, bu bile bir gerekçelendirmeyle eşitlik konusu tartışılır, o hala tartışılır ama bu kadar eşitliğe aykırı olmazdı. Suçlu seçiyor. Bakın, şu suçlu yararlanabilir, bu suçlu yararlanamaz diyor. Ve bu kalıcı olan için. Bu kalıcı, geçici de değil. Kalıcı olan da bir ikili rejim öngörmüş. İkili rejimin içinde bunlar demiş, siyasi suçlar, ben bunların nasıl infaz edileceğiyle ilgili değişiklik yapmıyorum. Diğerlerinin infazıyla ilgili değişiklik yapıyorum. İktidar partisinden milletvekilleri çeşitli mecralarda konuşurken buna af demeyin, bu af değil diyor. Peki siz bir cezanın çektirilmesinde farklı bir yapı öngörüyorsunuz. Ve bu yapıda insanların kapalı kurumda geçireceği süreyi azaltıyorsunuz.
Bu otomatikman cezanın azalması demektir. Ayrıca sizin denetimli serbestlik sisteminiz ve bu denetim kontrol mekanizmanız o kadar da genişmiş değilse, yaygın değilse bu ne demektir? Salıvermek demektir. Bunun sonucu salıvermek demektir. Şimdi şu geçici kısmına gelelim. Geçici kısmı, kalıcı kısmına tekrar döneriz yine. Geçici kısmı çok büyük bir fecaat. Bunun sonuçları gerçekten büyük bir toplumsal soruna sebep olmaya aday görünüyor maalesef. Geçici iznin, yani diyor ki işte pandemi nedeniyle geçici izin. Ha bunda da mesela suç sayıyor. Şu suç dahil, bu suç dahil değil diyor. Ha şimdi sen pandemi nedeniyle cezaevlerinde ki hükümlülerin, tutukluların hepsinin birden sağlığını düşünüyorsan yurttaş koruma, yurttaşın sağlığıyla ilgili tedbirler alma yükümlülüğünü dedim ya ceza kanununda var. Bu yükümlülüğü yerine getirmeli yasa koyucu. Bunu düşünüyorsan neden suçlu seçiyorsun? Ben suçlusunu. Buyurun. Ben sizin de söylediğiniz gibi aslında eşitlik ilkesi gereği herkesi kapsamalı. Ve pandemiden cezaevindekileri korumak ve virüsten can kaybı olmaması için yapılıyor olsaydı herkesi kapsaması gerekiyordu. Fakat herkesi kapsamıyor. İşte çok doğru söylüyorsunuz. Devlete karşı işlenen suçlar ve diğer suçlar diye yapılan ayrımların da adalete uygun olmadığını biliyoruz. Çok açık. Çünkü yani yasa koyucunun cezaevinde salgını önlemekle ilgili yükümlülüğünün gerekçesi yaşam değerini korumaktır. Evet. Yaşam değeri her şeyin üstündedir. Ve yaşam değerini korurken hiçbir yasa koyucu onun yaşamı bunun yaşamından daha değerli diye ayırt edemez. Dolayısıyla suçlu seçmeyecek zaten. Evet, suç belirtmeden pandemiyle ilgili tedbir almalıydı cezaevinde. Bu en önemli kısım. Suç sayıyor, şu suçlular diyor. Bir kere kapalıdan açığa geçişin yolunu açıyor aynı kanunda. Açıktan da izinli gönderiyor. Bu izinlinin gerçekten önünü bucağını anlamak, kimin çıkacağını, kimin çıkmayacağını anlamak, kestirmek mümkün değil. Günlerdir kadın hareketinin ağlarına, sivil toplum kuruluşlarına mesajlar, telefonlar yağıyor. Kadınlar benimki şu kadar almıştı, şu kadarı şöyle, onu da salıverecekler mi diyor. Bunu hesaplamak çok güç. Son dönemde hakimlerin, kıdemli hakimlerin hesap tabloları önümüze düşüyor. Onlar hesaplama yapıyorlar. Şu kadar almışsa şu kadara düşer. Bu buradan buraya geçer, bunu salıver diye. Ama o notların hepsinin sonuna, yani gerçekten kıdemli hakimler kimlerin hazırladıklarını da biliyoruz. Sonuna şu not düşüyor. Henüz daha uygulama olmadığı için bunlar tahminidir, göreceğiz deniyor. Bu durumdayken biz kadınlara ne yanıtı vereceğiz? Adam kapısına dayanacak. Ve bu izin denen şey uzatılabilecek. İki ay uzatılabilecek. Ve bu İstanbul Sözleşmesi'nin de ilgili maddesinde kadına şiddet, çocuğa şiddet suçunun failleri salıverileceği zaman bu kişilerin bilgilendirilmesi gerekiyor mağdurların. Ve polisin, jandarmanın, ilgili tüm kurum ve kuruluşların destek için hazır olması gerekiyor. Ve bu bilgilendirme yapılmadı kadınlara. Yapılamaz çünkü bilmiyoruz ki kimin nasıl salıvereceğini. Kadınlar kapılarında bulmaya başladılar bu adamları. Ve bu insanlar, dönelim şeye geçelim. Şimdi bu kadınlara biz ne diyeceğiz hukukçu olarak? 6.284 var, hadi başvuralım dese. Karşımıza bu sefer de Hakimler Savcılar Kurulu'nun genelgesi çıkıyor. Ne diyor? Koronavirüsü kapsamında değerlendireceksin diyor. Yani adamı alacak içeri. Ve bu adam cinsel suç faili, şiddet faili içerideydi, dışarı çıktı ve bu şekilde o evin içerisinde patlamaya hazır bir bomba var ve bizim 183'ümüz cevap vermiyor. 155'i aradığınızda polis kapıya geliyor, tutanak tutuyor, gidiyor. Gerçekten bu kadınlarla birebir telefonla konuşmak, bu kadınlarla çözüm aramaya çalışmak inanın çok yıldırıcı. Çok çaresiz kaldığımız anlar bunlar. Ve sonunda şunu diyoruz, beni ara. Gelirse kapına beni ara.
Ne yapıyoruz? Kadın hareketinin içindeki gönüllü avukat arkadaşlarımızı arıyoruz. Ve kendi imkanlarımızla yine kadınları biz korumaya çalışıyoruz. Bu geçici izin öylesine tedbirsiz bir uygulama ve kaç yüz bin kişi çıkacak cezaevinden bilmiyoruz ki her kapıya birer polis mi dikeceğiz o eve gitmesin diye. Ve o adam yeniden tacizlerine başlarsa, evin önünden geçerse bu kadını nasıl koruyacağız bilmiyoruz. Bu 6284'ü askıya almak demek, bu İstanbul Sözleşmesi'ni askıya almak demek ve dakika geçmiyor ki cezaevinden çıkan faillerin karıştığı yeni bir adli vaka duyulmasın, gazetelere düşmesin. Kaç kişi şu anda dışarıda ve bunların tedbiri, acil eylem planı yapılmadı, tedbiri alınmadı, mağdurlara bilgi verilmedi, mağdurlara destek verilmedi ve mağdurlara destek verme mekanizması askıya alındı. Bu durumdayken kadınları nasıl koruyacağız hiç bilmiyorum. İnfazda kalıcı düzenlemeye geçelim eğer bu konuda sorunuz yoksa. Geçici izinle ilgili kısmı. İnfazda kalıcı düzenleme de iki başlıkta yapılıyor. Biraz önce şeyde bahsettim. Şartlı salıverme ve denetimli serbestlik. Şartlı salıverme de artık yarısını kapalı kurumda çeken cezasını çeken salıverilecek. Ama şöyle bir durum var. Tutukluların durumu ne olacak? Yani siz bir suç işlediğiniz iddia olunuyor ve yargılamanın sonucunu içeride bekliyorsunuz. Sizinle ilgili bu ne geçici izin, yani ne pandemi düzenlemesi tedbiri ne de bu infaz hiçbir şey getirmiyor. Fakat hüküm tesis edilmiş üzerinde, yani suçluluğu yargı tarafından tespit edilmiş birisi bundan yararlanıyor. Kapalıdan açığa, açıktan da izine gidiyor. Bu da çok büyük bir eşitsizlik. Tutukluluk ve hükümlülük arasında bir fark yaratıyor. Bu düzenleme, dediğim gibi bu karmaşa, torba kanun içinde hepsini yapma, bütüncül bakmama, temel ilkeleri, hukukun genel ilkelerine ve değerleri harcıyor. Şimdi yarısını içeride geçiren kişinin nispi denetimli serbestlik indirimi uygulanması da var. 3 yıl bir de 1 yıla indi denetimli serbestlikte. Yani bu öyle bir şeye dönüştü ki denetimsizlik, yani kişinin hem bu kanun öncesinde hesapladığı yatarı azaldı, hem de kontrol mekanizmalarının dışına çıkma ihtimali arttı. Süresi de arttı. Yani burada sadece suç türü açısından yapılan bir ayrımcılık yok. Aynı zamanda kapalı ve açık arasında geçişlerle ilgili de kuralları inisiyatife bağlama, infaz hakimine verirken de genel şartları belirlememe nedeniyle çok büyük bir adaletsizlik var. Yani hangi hükümlünün ne zaman açığa geçeceği ve denetimli serbestlikteki koşullarının ne olacağıyla ilgili genel çerçeve belli değil. Suçlara göre ayrım yok. Rehabilitasyonla ilgili ciddi bir tedbir yok. Yani mesela çok uzun süre kapalı bir kurumda kalmış, infaz edilen bir kişinin sosyalleşmeyle ilgili alması gereken rehabilitasyon lazım. Bu rehabilitasyon programlarını oluşturmak lazım. Açık cezaevine, hele böyle izinli gönderme çok tehlikelidir. Biz bunun bedelini kadın kardeşi, kız kardeşimizin hayatıyla ödedik, ödüyoruz, böyle oluyor. Ve bu kişilerin açık kuruma sevkinde sosyal çalışmacıların fikirleri alınmıyor. Psikologların fikirleri alınmıyor. Bu otomatik uygulamalar ve kişiye göre uygulamalar sonucu çok vahim oluyor. Cezaevi bir kere erkeklik çalışmaları bize gösteriyor ki
toksik erkekliği doğuruyor. Hı-hı. Yani erkekliğin çok uç noktasında performe edildiği bir erkeklik literatüründe kullanılan bir terim bu. Böyle bir erkeklik ortaya çıkıyor. Cezaevi koşulları. Hani işte en basit işte gündelik bilgiye hitap edecek şekilde şunu anlatabilirim. Cezaevinde vücut çalışma, dövme yaptırma, bunun performansıyla ilgili göstergeler olarak anlatılıyor bu araştırmalarda. Ve bu erkeklik sokağa salınıyor. Bununla ilgili hiçbir öngörü yapılmamış, hazırlık yapılmamış durumda Türkiye'de. Bu dünyada tüm literatürde, Türkiye'de de cezaevi araştırmaları son derece verimlidir. Cezaevinde erkek faillerle yapılmış araştırmalar vardır. Sosyal çalışmacılar ve sosyologların yaptığı saha araştırmaları vardır. Bunların sonuçlarına önem verilmiyor. Bunların sonuçları dikkate alınmamış. Oradaki cezaevi sosyal çalışmacısının birebir yaptığı görüşmeler, bu hükümlüye yönelik yürütülen rehabilitasyon programlarının sonucu değerlendirmeye alınmıyor. Bunlar için infaz hakimine yetki verilirken bütün bu ayakların göz önünde bulundurulması gerekiyordu. Oradan gelen veriyi değerlendirmeli ve ondan sonra karar vermeliydi. Ama bizim böyle bir sistemimiz yok. Böyle bir sistem yoksa infaz koruma memurlarının doldurduğu sicille, bu iyi adam ya kendi halinde. Adam orada psikopata bağlamış, kapatmışsın. Hiçbir rehabilitasyon yapmamışsın. Hiçbir psikoterapi yapmamışsın, uygulamamışsın, kapatmışsın. Sonra da yürü git diyorsun, salıyorsun. Ve o kişi gidip sokakta bana direnmeyecek birini aradım diye cinayet işliyor. Ve yakalanmasaydım yine daha böyle bana kolay öldürebileceğim birilerini arıyordum diye sokağa çıkıyor. Bu insanları sokağa saldık ve şimdi o 1-2 salınan sayı çarpı 1000 olacak. Yani o infaz sistemindeki aksaklık şimdi katmerlenecek. Binler sokaklarda daha dün tartıştığı arkadaşının diyor şöyle kesti diyor daha bir gün olmuş. Açık infaz kurumundan salıverilen biri bir gün olmuş yine cinayet işledi girdi. Bu infaz sistemindeki tüm aksaklıkları dile getirdiğimizde biz bunun bir kanunla oranların değiştirilmesi sonucunu doğuracağını tahmin etmiyorduk. Böyle bir hani sihirli değnekle %1/3'den 1/2'ye böyle değişiklikler olacağını veya bunu böyle karşılanılacağını bu eleştirilerin öngörmüyorduk. Daha kalıcı yapısal önerilerimiz vardı. Rehabilitasyonla ilgili, cezaevlerinin içiyle ilgili, cezaevlerinde açık kuruma geçişle ilgili, o denetimle, kontrolle ilgili ve sosyal çalışmacıların cezaevinde çalışma yürütmesiyle ilgili daha farklı önerilerimiz vardı. İnfaz hakimliği daha farklı bir içerikteydi, tasarlanmıştı bütün bu önerilerde. İyi ülke örneklerini çalışmıştık. İyi ülke örneklerinde bunun nasıl olduğunu söylemiştik. Ama bunların hiçbiri yok baktığımızda yasada. Otomatikman böyle bir tırpan gibi bir biçme var ve ikili rejim var. Siyasi suçlar ve diğer suçlar. Ayrımı var. İstisnai suçlar dediği suçların yanına biraz da ağır işte toplumda infial yaratmaması için onlar konmuş. Ve bir de kamuoyu tartışmalarında kadına yönelik şiddet suçları dahil değil deniyor ki bu da gerçeği yansıtmıyor. Dolayısıyla bu kanun adalete, eşitliğe aykırı, ceza hukukunun birçok ilkesine aykırı, aslında sonucu kişiye özel düzenleme sonucu doğuruyor ve af niteliğinde. Yani ceza azaltılmış durumda kim ne derse desin bir suçun yatar cezası azaltılmış durumda bu kanunla. İnfaz sistemi değişmedi. Değişen cezaların yatar hesabı, yatar ne kaç yatarım var, yatar ne kadar hesabı diyoruz ya uygulamada biz buna. Yani bir suçun cezası azaltıldı bu kanunla.
Yani aslında yine sizin de söylediğiniz gibi pandemi toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve şiddeti de arttırıyor. Ev içi şiddetin arttığına dair raporlarda açıklanıyor zaten bir yandan. Yani biliyoruz ki erkek şiddeti salgın dinlemiyor. Ve önlem geliştirmek bir yana 6.284 ya kadınların en büyük güvencesi olan kanun fiilen de askıya alınmış durumda. Ve hiçbir önlem alınmadan kadınların hayatı göz göre göre tehlikeye atılarak bir yasa geçirildi. Peki şunu da merak ediyorum ben. Erkek şiddetine karşı hayatına sahip çıktığı için şu an mahkum sıfatı taşıyan kadınlar başta olmak üzere bu düzenleme kadın mahkumlar için neler getiriyor? Kadın mahkumlar için şöyle bir iyileştirme görünüyor aslında. Yeni doğum yapmış, hamile, hükümlü ve tutuklular için diyor. Ama burada da şöyle bir soru işareti var ki bu yapılması gerekiyordu. Çok ağır bir adaletsizlik doğuruyordu. Toplumun adalet duygusunu da zedeliyordu ve kamuoyunda da çok yer buluyordu kendine bu uygulama. Tabii çocuklarıyla içeride cezaevinde olan kadınlar için bir düzenleme var bu infaz kanununda. Bu düzenleme çok önce yapılmalıydı. Uzun süredir aslında annesi yüzünden cezaevinde kalan çocuklar sorunu vardı bizim ceza infaz sistemimizde. Ama mesela ben bundan 6-7 yıl önce, evet 2020'deyiz, 2015'te böyle bir çalışmanın içinde yer almıştım. Akademisyenleri, bu konuda çalışan akademisyenleri çağırmıştı bakanlık ve bakanlık, muhalefet partileri, üniversite, sivil toplum bir araya gelerek bu konuları tartışmıştık ve projeler üretilmişti, çalışmalar yapılmıştı. Ama o sırada yani biz bunun acilen düzenlenmesi gerektiğini söylediğimizde hangi cezaevinde annesiyle beraber kaç çocuk var, kaç bebek var veya kaç hamile kadın var sorusunun yanıtı 10-12 falandı o zamanlar. O kadar azdı sayı, ama fark etmez, sayı ne olursa olsun bu çok önemli bir adaletsiz sonuç doğuruyordu çocuklar için. Şu anki durum sayı arttığı için de katmerlenen bir adaletsizlik. Mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyordu. Mutlaka cezanın ertelenmesi, cezanın çektirilmesinin ertelenmesi ya da toplum içerisinde çekilen cezalar, yani evde çekilen cezalar, işte bileklik vesaire gibi uygulamalara gidilmesi gerekiyordu. Bu doğru bir uygulama. Cezanın, yani zaten o tutukluluk halinde tutukluluğun verilmemesi de gerekiyor. Adli başka kontrol tedbirler verilmesi gerekiyor. Sonuçta tutukluluk bir tedbirdir. Hele tutuklulukta bunun ki içeride şu an cezaevinde annesiyle beraber kalan çocuklar ya da doğum yapmış bebeği dışarıda olanların büyük bir kısmı, bu kadınların tutuklu statüsünde. Hükümlü değil büyük bir kısmı. Tutuklulukta hele bunun hiç olmaması gerekiyordu. Ama bu düzenlemeyle evet bu böyle olacak deniyor. Fakat şundan emin değiliz. Bunun yanına da bir soru işareti koymamız gerekiyor. O biraz önce bahsettiğim uygulamayı hep birlikte göreceğiz arkadaşlar diye bitirilen hakim notlarının kaderini paylaşmak durumunda şimdi söyleyeceğim şey. Acaba bu uygulamada da yine İkili rejim uygulanacak mı? Geçerli olacak mı? Suç türleri sayılacak mı? Bu belirsiz şu anda. Yani eğer yine suçlu ayıracaksa, seçecekse, ayırt edecekse bunu uygularken, bu da yine eşitliğe aykırı olacak. Şu 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 suçlardan annesi yatan çocuklar beni ilgilendirmiyor. Şu 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 suçlardan tutuklu olanlar beni ilgilendirmiyor deyip de bunu ayırt eder de farklı yine bir ikili rejim öngörürse uygulama, bu yine çok adaletsiz sonuçlar doğuracak ki yapılan düzenleme o sonucu değiştirmeyecek. Yapılan düzenleme
düzenlemenin kapsayıcı olması gerekiyor, eşitliğe uygun olması gerekiyor. Çünkü bu düzenleme aslında çocuğun yüksek yararına uygun olması gerekiyor. Çocuğun yüksek yararını korurken siz yasa koyucu olarak bu çocuğun annesi şu suça karışmış, bunun yararı o kadar da yüksek değil diye bir ayrım yapamazsınız. Çocuğun yüksek yararı bir çatı kavramdır ve her çocuk bunun içine girer. Siz bu kadını cezaevinden çocuğun yüksek yararı nedeniyle gönderiyorsunuz. Yani o kadın işlediği suç nedeniyle size daha sempatik, daha az sempatik göründü diye değil. Çocuğun yüksek yararını korumak için yapılan bir düzenleme, dolayısıyla kapsayıcı olması gerekiyor, eşitliği harcamaması gerekiyor. Peki cezaevinden tahliye olanlardan kadınları korumak için ekstra önlem almak bir yana mevcut mekanizmalar bile işletilmiyor. İşte 183 cevap vermiyor, 155'e ulaşılamıyor, sığınağa kabul zaten çok zor ve mekanizmalar işlemiyor. Bu durumda şiddet gören kadınların destek ve ihbar mekanizmalarına ulaşmalarının kolaylaştırılması için ne tür mekanizmalar oluşturulmalı sizce? Geçenlerde 156 kadın ve LGBT örgütü bir açıklama yaptı. 156 örgütün imza koyduğu bir metin. Son derece kapsayıcı, sorunları çok dürüstçe, gerçekçi bir biçimde ele alan bir metin. Tüm sorunlara değiniyor gerçekten. Ve şöyle sayıyor, yani acil eylem planı açıklanmalı ve bilgilendirme yapılmalı diyoruz o metinde. O ilk yapılacak şey bir acil eylem planı hazırlanması. Sivil toplum örgütleriyle görüşülerek bunu, bu veriler şu anda bizde, yani bize ulaşıyor kadınlar çünkü. Bu acil eylem planı hazırlanmalı. Kamu spotu aracılığıyla bilgilendirmeler yapılmalı. Ayrıca mağdurlara şu kişiyi salıverdik diye de bilgi verilmeli. O kişinin, mağdurun yaşadığı, yani bu suçun failini gönderdiğiniz mahallenin karakolu bile tenakkuzda olmalı, bilgilenmiş olmalı, jandarması, polisi ayakta olmalı. Bu kadını daha önce işte şöyle şöyle, çünkü bakın şöyle bir şey var, izin denen şeyle gönderilecek faillerin arasında şu failler var. Yani kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar faillerinin tamamı şu anda izin uygulamasından yararlanıyor. Yani açık cezaevinde olan bu suçları işlemiş bütün erkekler şu anda sokakta. Dolayısıyla ilk yapılacak şey bilgilendirme, kurumları bilgilendirme, mağduru bilgilendirme ve bu tahliye sonucu doğuran, çünkü bu izin şöyle bir şey, Kasım diyordu galiba hesaplamaya bakıldığında 31 Kasım'a kadar falan bu izinle dışarıda kalabilecekler uzatıldığında. Bakın kaç ay yapıyor? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 7 ay izin demek tahliye sonucu demektir. Bu 7 ay dışarıda izinli gönderdiklerini nasıl kontrol edecek? Nasıl izleyecek? Nasıl bir denetim mekanizması kuracak? Bunu bilmiyoruz. Bunu çok kısa süre içerisinde hemen oturtması gerekiyor. Salgın koşullarında hastanelere, karakollara erişimi kolaylaştırması gerekiyor. Cinsel şiddet kriz merkezleri kurması gerekiyordu. Yasa koyucunun İstanbul Sözleşmesi uyarınca çok acil bunu kurması gerekiyor. Bir 183 sürekli dediğim gibi cevap vermiyor. Kadına yönelik şiddet için acilen başka bir hat kurulması gerekiyor. Toplumsal şiddet, cinsiyet şiddeti temelli olan şiddette mutlaka 7/24 erişimli hatlar çalışıyor olmalı. En önemlisi de aslında şu anda evde yaşadığının, maruz kaldığının adının şiddet olduğunu bilen, anlayan kadına güçlendirici
desteği sağlaması gerekiyor. Yani kadının o evden dışarı çıkmak için ya da polisi aramak için güçlenmeye ihtiyacı var. Ve bunun için bir telefonla psikolojik destek alabilmesi gerekiyor kadınların. Yani kamu spotu şöyle geçmeli. Bu şiddet türlerinden birine maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, biriyle konuşmak istiyorsanız. Çünkü kadına şunu demek kolay değil. Tabii LGBT hep kadın diyorum, kapsayıcı bir dil kullanmam gerekiyor. Bunu düzelteyim. LGBT yani cinsiyet, toplumsal cinsiyet şiddeti temelli şiddet mağduru. LGBT trans kadınlar da olabilir. Eşcinseller de olabilir. Bu kişilerin yaşadıkları şiddette, bunun içindeyken, kronikken, çek kapıyı, çık git, hemen polisi ara. Demek demesi kolay. O kadar da kolay bir şey değil bunu yapmak. Bu aşamaya gelebilmek için hem hukuki desteğe ihtiyaçları var. Ararsa ne olur? Bu adımı atarsa başına neler gelebilir? Bu süreci yönetirken, yürütürken seçenekleri nelerdir? En önce biriyle konuşmaya ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla psikolojik destek ilk etapta hemen devletin sağlaması gereken bir şey. Benim telefonun ucunda, telefonu kaldırdığımda konuşabileceğim birine ihtiyacım var. Bir profesyonel ihtiyacım var. Aslında bu kadına şiddet vakalarında hep eşler arası şiddet insanların akıllarına geliyor. Ama bu pek de doğru değil. Çok kapsayıcı değil. Şu anda öğrenciler evlerinde. Ailelerinin yanlarına döndüler öğrencilerimiz. Ve birçoğu fiziksel şiddete maruz kalıyor. Daha da fazlası psikolojik şiddete maruz kalıyor. Ve bu şiddet üreten ataerkil aile yapısı kapılar kapandığında pandemi nedeniyle evin içinde kendi kendilerine kaldığında şu sebeple dışarıdan müdahale olmayacağını bilmek sebebiyle kontrolsüz durumda. Polisi sana sıkıyorsa ara polisi diyen faillerle şu anda öğrenciler baş başa. Yani polisi arayabilmek için dahi güçlenmeye ihtiyaçları var. Psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Hukuki desteğe ihtiyaçları var. Devletin ilk yapacağı şey bu, hızlıca bu hatları kurmak. Evdesin, evde kaldın ama şiddete maruz kalmak zorunda değilsin demeli. Devletin bu desteği sağladığını gören kişi yalnız değilim der ve bir çaresi olduğunu düşünür. Çaresizliğe mahkum olmadığını bilir. Bununla ilgili bir destek alabileceğine inanırsa harekete geçer. Yoksa bu şiddeti, hatta adının şiddet olduğunu bile farkına varmadan aile içi hırgür, eve kapandık, birbirimizi işte yiyoruz, gerilim oluyor diye görür ki bu doğru değil. Sağlıksız aile içerisinde iletişim dili yoktur. Sorunlar şiddetle çözülüyordur. Bağırmayla, çağırmayla, vurup kırmayla, atıp kırmayla, evden kovmayla, tehdit etmeyle, okul paranı ödemem tehdidiyle, seni göndermem okuluna tehdidiyle çözülüyordur. Ve bu sağlıksız ailedir ve bu şiddettir. Mağdurların bunun şiddet olduğunu bilmeye ihtiyacı var. Kamu spotları gerçekten çok önemli. Ve bu hatların 7/24 olması gerekiyor ki hemen telefon açıp konuşabilelim, ulaşabilelim, destek alabilelim. Şimdi gündemimize başka önemli bir mesele daha düştü. İnfaz yasasının hemen sonrasında gecenin bir vakti çocuk istismarcıların aklına yönelik ve 13 yaşını bitirmiş çocuklarla evliliği yasal hale getirecek bir girişim var. Yani çocukların erken yaşta ve zorla evlendirilmeleri ve istismarcılarıyla evlendirilerek aslında istismarın da cezasız bırakılması söz konusu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gündemde bu konu ve gündemde tutulmaya da devam edilecek. Dün bir iktidar partisi milletvekilinin
Bu ulusal kanallardan, haber kanallarından birinde yaptığı açıklama vardı. Biz bu çalışmayı yapıyoruz dedi. Evet, ama bu çalışmayı dedi, mecliste dedi, diğer partilerle görüşerek bir ortak çalışma olarak yapmak istiyoruz dedi. Ve bu bir hani tüm Türkiye'nin izlediği bir canlı yayında yapılan açıklamaydı. Başka milletvekilleri de böyle bir açıklama olduğunu söyledi. Böyle bir çalışma olduğunu söyledi. Ki 2016'dan beri bunun süre geldiğini de biz biliyoruz. Kadın Hareketi üyeleri bunu biliyor. 2016'da meclisin kapısında idik ve o yasanın geçişini engelledik. Şimdi tekrar geldi. Zaten geleceğini biliyorduk. Bu bekliyor ve bu ne ilk 2016'da değildi. Bu evlilik yaşıyla ilgili medeni kanun, ceza kanunu ve sosyal olgu uyumsuzluğundan kaynaklanan bir durum. Ve sosyal olguyu böylece orada tutmaya istekli ve sosyal olguyu yasaya doğrudan taşımak. Bizde var, geleneğimiz bu, halkımız bunu istiyor demeye teşni bir iktidar olduğunda her zaman da önümüze gelecek bir mevzu. Yani bu öyle bir şey ki gece yarısı da çıkacak. Bu yüzden işte kadın örgütleri gecenin bir yarısı o kadar kolay organize oldu. Yani bu bir vehmetme değil, bir paranoid durum değil. Biz biliyoruz bu bizim önümüze gelecek. Umarım çocuklarımızın önüne gelmeyecek derecede kesin bir çözüm buluruz. Çünkü bu ısıtılıp ısıtılıp gelecek bu konu. Ki bu sosyal medya eylemi yapıldıktan sonra yok öyle bir yasa, öyle bir şey yok, böyle bir tasarı yok dendi. Zaten kadın hareketi yasa var demedi, yasa geçti demedi. İnfaz kanununun oylandığı sırada ek bir madde olarak sunulma ihtimali var dendi. Böyle bir ihtimal her zaman var. Yani evet şimdi meclis tatilde ama meclis bir günlüğüne de açılıp böyle bir yasa yapılabilir. Yapılır. Daha önce yapıldı. Buna benzer şeyler yapıldı. Dolayısıyla diken üstünde kadın örgütleri ve bunu bekliyoruz. Şimdi bu konu öyle bir konu ki aslında bakarsanız geçen gün bir film izledim. Bir festival filmi. Papuççu. Nasıl okunuyor, telaffuz ediliyor bilmiyorum ama Türkçe'ye Taş Bebek diye çevrilmiş filmin adı. Bu bir yazar. Leh bir roman şair, pardon. Leh bir roman şairin kadının hayatından esinlenerek çekilmiş bir film. Gerçek bir yaşam öyküsü. Bir leh roman. Kadın şiir yazdığını bile fark etmeden, şair olduğunu bile fark etmeden yaşıyor ve birdenbire şiirleri ünleniyor ve şair olarak tüm ülkede tanınır hale geliyor. Onun hayatı üzerineydi film. Neden bu film özellikle bu konunun girişini örnek olarak verdim, onu izah edeyim. 2016'da biz yasa geçecek, geçti geçiyor telaşında, mecliste o çalışma gününde o hayatımın sonuna kadar unutamayacağım günde mecliste milletvekilleriyle görüşürken bir milletvekili şunu demişti. Biz dün dedi durdurduk gecenin yarısında dedi oylamayı dedi. Ne olduğunu anlayamadık dedi. Dedi böyle bir içeriye girdiler oturum sayısı, toplantı sayısı yaptık durdurduk. Ama dedi ne bu yasanın aslı bana anlatın dedi. Dedik işte böyle böyle erken yaşta evliliğin yolunu açan bir madde bu. Ve çocukların kendilerinden çok büyük erkeklerle evlendirilmesinin yolunu açan esas toplumda kız çocuklarının gelişimi için büyük bir problem, kanayan yara olan sorunu resmen hukukun tanıdığı bir hale getiren bir yasa bu dedi. Burada şey dedi, ya bu dedi bizim dedi, tabii ben roman kelimesini kullanıyorum. Onlar roman demiyorlar. O ayrımcı ve politik doğru olmayan ifadeyi kullanıyorlar. Bizim dedi roman yurttaşlarda dedi çok yaygındır bu dedi. Onlar dedi hep erken evlenirler ama onların kültürü o dedi.
Şimdi bu o kadar derin bir sorun ki toplumda. O onların kültürü değil, o kız çocuklarını 13 yaşında feda etmeye hazır bir kesim var. Kabul edilemez bir durum. O filmde Taş Bebek kadının lakabı adı Taş Bebek, böyle 13 yaşındayken evlendiriliyor ve hayatı öylesine zor, öylesine meşakkatli geçiyor ki tabii onun o ünlü olması serüveninde hayatını da görüyorsunuz. Amcası, babası ya, amcasıyla, babası yaşında bir adamla evlendiriliyor. Ve bütün çektiği çileler sanki kendisine öyle geliyor ki okuma yazmayı öğrendiği için lanetleniyor gibi geliyor ona. Okuma yazmayı öğreniyor bir şekilde, çok zeki, başka bir hayat istediği. Okula gitmek, okulunu okumak, sonra çocuğunu da okutmak istiyor. Ama bu mümkün değil. Çünkü neymiş efendim? Roman yurttaşların geleneği buymuş. Hukuk böyle bir şeyi dinlemez. Hukuk, senin kültürün böyle mi? O zaman sen asıp kesebilirsin diyemez. Toplumda bir şey sırf var diye yasa koyucu bunu yasa haline getiremez. Bazı filtrelerden geçirmesi gerekir. Sosyal olgu, biz bunu hukuk teorisinde şöyle anlatırız. Hukuk, sosyal olgunun doğrudan sonucu değildir. Dolayımlı sonucudur. Yani sosyal olguyu, toplumda var olan bir geleneği, örfü, adeti, siz sırf toplum bunu istiyor diye, adalete uygun mu diye bakmadan, akla uygun mu diye bakmadan, eşitliğe uygun mu diye bakmadan yasa haline getiremezsiniz. Kan davasında olduğu gibi, başlık parasında olduğu gibi, Berdel'de olduğu gibi. Bu da bunun aynısı. Aynı yerde duruyor. Çünkü 13 yaşındaki bir çocuk çocuktur. Ve bu çocuğun rızası hukuken yoktur. Kabul edilemez. Bu çocuk evlenmek istiyor. Bakın diye bunu meşrulaştıramazsınız. O çocuk 13 yaşında olduğu için etki altındadır, nüfuz altındadır ve evlilik yaşının 18 olmasının sebebi budur. Ayrıca bu cinsel haklar çerçevesinde de değerlendirilebilecek bir durum değil. Çünkü evlendirmek istiyorsunuz siz. Ve kimle evlendirmek istiyorsunuz? Akranıyla değil. 15 yaş büyüğüyle. Bu dolaşıma sunulan metinde 15 yaş fark var. Yani 13 yaşın bir kere diyor ki 13'ten gün almış. 14 diyor ama orada hesaplama yapınca mesela 13 yaşına girmiş 3 gün almış. 3 gün önce 13 yaşına girmiş olan bir kız çocuğu 29 yaşındaki bir adamla evlendirilsin diyen bir kanun var. Bu biraz önce örnek verdiğim o iktidar partisi milletvekilinin konuşmasında biz bu çalışmayı yapıyoruz diyordu ve şunu söylüyordu. Şu an cezaevinde 264 tane adam bu evlilikler nedeniyle yatıyor. 264 aile mağdur diyor. 264 erkek kendinden küçük, çocuk yaşta kız çocuklarıyla evlenmiş. Bunların çocukları olmuş. Çocuk olduğunda artık yasa gereği doktor, hastane artık nasılsa, jandarma bu durumu bildirmiş. Savcı işlem yapmış, soruşturma açılmış, dava açılmış, tespit edilmiş, cezaevine girmiş ve sonra bu kız çocukları resmi evlilik yaşına ulaşınca, yani hukuken izin verilen yaşa ulaşılınca bir nikah yapılmış ve bu insanlar içeride. Bunların da 500 tane çocuğu dışarıda olduğu söyleniyor. Bu milletvekili bunu söyledi. Biz yaptık bu araştırmayı dedi. 264 fail için İçeride 500 de çocuğu var bu ailelerin dedi. Şimdi 264 kişi için yapılan şey şu. Siz çocukları evlendirebilirsiniz demek bu. Bu böyle bir kanun düzenlemesi sadece 264 kişinin
yaşadığı mağduriyeti gidermez. Ve ne yapılıyor? Kamuoyunda bu 264 kişinin işte çocuklar çıkıyor ekrana, kadınlar çıkıyor, o benim kocam tecavüzcüm değil diyor. Bir kere zaten bir kız çocuğunu 13 yaşında bu evlilik ikna etmek cinsel istismar suçudur ceza kanunu açısından. Bunun adı evlilik değildir. Şimdi geçmişe dönük olarak o cinsel istismar suçunu işlediği için içeride olanlar kurtarılmaya çalışılıyor. Geçen gün bir arkadaş, feminist avukat arkadaşlardan, peki neden bu 264 kişiye bir af düzenlenmiyor dendi, dedi. Gerçekten de yani madem bu mağduriyet giderilmek isteniyor ve bu kadınlar diyor ki olan oldu, biten bitti, benim mutlu yuvam var, salın onları, ben salın o adamı, ben onunla birlikte yaşayacağım diyor. O kişiler affedilsin. Ama bunun yolunun açılması başka bir şey. Bakın bir de şundan bahsetmek istiyorum. 4 artı 4 artı 4 sisteme 2012'de geçildi Türkiye'de. Yani kesintisiz eğitim değil ve bu, pardon, yani kız çocuklarının eğitim dışına çıkarılması 2012'de başladı. Ve sistem değiştiğinde ilk yıl, sadece ilk yıl 276 bin öğrencinin okuldan ayrıldığını tespit ediliyor. İkinci yıl bu sayı 600 bin çocuğa ulaşıyor. 600 bin çocuk İlk öğretimi tamamlamıyor. Bunların içinde tabii ki erkek çocuklar da var. Hı hı. Ama kız çocukları daha fazla. Ve şu anda siz bu böyle bir tablo varken, yani sosyal gerçekliğiniz bu sizin, temel eğitimden uzaklaştırılmış yüz binlerce çocuğunuz var ve sosyal olgu olarak kültürüm bu benim diye kız çocuklarını evlendiren, gelenekleri ne uygun davrandığını düşünen yapılar var Türkiye'nin çok değişik bölgelerinde. Ben şunu doğru olmadığını düşünüyorum. Yok Roman yurttaşlar bunu yapar. Yok memleketin güneyi, yok kuzeyi. Bölge damgalaması yapılmaması gerekiyor. Kaldı ki bu zaten kabul edilemeyen bir şey hukuken. Bu yörenin kültürü budur. O zaman bu yöreye bu kadar insan hakkı yeter diyemez yasa koyucu. Eşitlik gereği, yani o kız çocuğunun, o taş bebek, işte papuççu diyelim, söyleyebiliyorsam adını, papuççunun suçu orada mı doğmaktı? Eğer orada doğmasaydı, başka bir ailede doğsaydı, temel eğitimini alacaktı ve ailesi onu, şunu baş göz edelim de başımıza bir iş açmasın diye evlendirmeyecekti. Ve evlendirilen kişiler 15 yaş büyük, bakın. 15 bir çocuktan 15 yaş büyük bir erkek ancak öğretmeni olabilir, doktoru olabilir. Üzerinde çok büyük bir tahakküm kabul ediyorsunuz siz. Evlendirebilirsin diyorsunuz ailelere. Senin kızın 13 yaşına bir gün dahi alsa 15 yaş büyük ondan biriyle evlendirebilirsin. Ben buna izin veriyorum diyorsunuz. Bu yasa geçerse erken yaşta evliliklerle mücadele etme şansımızı yitiririz. Çocuklarımızı kaybederiz. Hem eğitimden olurlar hem de çok önemli bir yara alır. Bu yaş evlilik için uygun bir yaş değil. Akran cinselliğini düzenlemek istiyorsa, cinsel suçtan çıkarmak istiyorsa yaş marjını böyle tutmaması gerekiyor. Akran kelimesi bir terim. Psikolojide, çocuk psikolojisinde bunun tam yaş karşılığı var. Bu yaş karşılığını yazması gerekiyor. Fiilleri yazması gerekiyor belki. Bunları suç olmaktan çıkarsın. Her iki tarafından, mesela zorlama, darp, cebir yoksa akran cinselliğini suç olmaktan çıkarsın. Ama akran kelimesinin içine 15 yaş farkı koymasın. Gidip de orada burası bunun, buranın kültürü bu. Kız çocuklarını erken evlendirirleri kabul ettirmeye çalışmasın. Çünkü Türkiye'deki kadın hareketi bunu kabul etmez. Buranın kültürü bu. Bu çocukları erken evlendireceğizi kabul etmiyoruz. Çocuklar çocuktur ve evlilik çok ciddi bir karardır. Bu kararı yetişkin, erişkin olduğunda vermesi gerekir. Her bireyin
kendi sorumluluğunu taşıyabildiği zaman vermesi gerekir. Ekonomik şiddete açık hale getiriyorsunuz bu çocukları evlendirerek. Cinsel şiddete açık hale getiriyorsunuz ve onları bir evliliğin içerisinde aynı zamanda geleneksel bir yapıya hapsediyorsunuz. Sadece kocanın, sadece sevgilinin, sadece partnerin değil, kayınbabasının, kaynanasının, bütün ailenin, o geniş ailenin üzerinde tahakküm kurabileceği bir canlı olarak onu kurban ediyorsunuz. Ataerkilin kucağına bırakıyor resmen. Evlilik mi? Yani iki çocuk birlikte oldu, bunun sonucu evlendirelim diyen zihniyete de izin vermemek lazım. Evet. Burada çocuklara farklı rehabilitasyonlar, farklı destekler sağlanması lazım. Yani akran cinselliği ve çocukların cinsel hakları evlilikle yan yana tartışılmaz. Ayrı bir şeyler bunlar. Seviştiler, evlendirelim mantığını hukuk teşvik edemez. Cinsel özgürlükleri korumak, çocukların cinsel özgürlüklerini korumak evlilik düzenlemesiyle bir arada olamaz. Cinsel istismarın evlilikle aklanması sonucunu doğurur bu. Bu 264 kişiyi biz aile olarak bir araya getireceğiz diye bu düzenlemeyi geçirirseniz 264 bin sayıyı atıyorum, attırıyorum. Çocuğun kanına girmek demek olur. Bu bir istismar, çocuk istismarının yolunu açmak demek olur. Yani kadın hareketi bunu kabul etmez, kabul etmeyecek diye bitirelim öyleyse. Nasıl ki pandemi öncesinde sokaklarda mücadele ettiysek, bugünlerde de koşullar ne olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Olağan koşullarda yüz yüze gerçekleştiririz umarım bu sohbeti. Umarım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.